tuz ve karabiber. Neredeyse her masada bizimle beraberler. Onlar ayrılmaz bir çift. Adeta yin ve yang. Karanlık ve ışık. Peki ama neden? Muhteşem izleyicilerimiz merhaba. Tuzun hayatımız için önemi oldukça net. O olmadan yaşam olmazdı. Olsaydı da oldukça tatsız olurdu. Ama nasıl oldu da onca baharatın içinden karabiber kendine bu kadar önemli bir yer edindi? Gerçekten mesela neden tuz ve kekik değil ya da tuz ve kimyon, tuz ve zerdeçal, tuz ve isot, tuz ve kırmızı biber? Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Tuz, diğer adıyla sodyum klorür, yediğimiz tek kaya. Tek başına sodyum bir patlayıcıyken klor ise zehirli bir gazdır. Ancak bu iki maddenin mucizevi birleşiminden tuz meydana gelir. Yaşam için en gerekli maddelerden biri. Tuz, vücudumuzdaki kan basıncını dengeler ve sinir uçlarına uyarıları iletmeye yardımcı olur. Bunun için erişkin bir insanın günde 6 gram tuz tüketmesi gerekir. Mutfaktaki ve kültürel değeri tartışılmaz bir gerçektir. Hatta tuzun tarihi bir kitap bile olabilir. Ki olmuştur da. Salt, a World History. Tuz yaklaşık M.Ö. 6000'li yıllarda ilk kez Çin'de elde edilmeye başlamıştır. Tarihte birçok şehir ürettiği tuzdan dolayı isimlerinde halen bir miktar tuz içerir. Örneğin İstanbul'un Tuzla ili. Osmanlı döneminde Tuzla'da İstanbul'un tuz ihtiyacını karşılayan bir göl bulunurdu. Bu yüzden şehrin adı da Tuzla olarak dilimize yerleşti. Bugün tuz öyle ucuzdur ki birçoğumuz fazla tuz tüketiminden sağlığını bozar. Ancak eski çağlarda tuz oldukça değerliydi. Hatta para yerine bile geçiyordu. Romalı askerlere kimi zaman maaşları tuz ile ödeniyordu. İngilizce'deki salary kelimesi de buradan türemiştir. Latince tuz demek olan sal kelimesinden türeyen salt, İngilizce'de tuz demektir. Ayrıca Romalılar tadı acı olan yeşil otları tuzlayarak tatlarını yumuşatmaya çalışmış, bu da yıllar içinde mutfaklarımıza yeşillikleri tuzlayarak yediğimiz salatayı bahşetmiştir. Yani İngilizce adıyla salad. Yine buzdolabının keşfedilmediği yıllarda tuz, yiyeceklerin bozulmadan uzun süre saklanmasını sağlamıştır. Çünkü birçok zararlı bakteri tuzun içinde üreyemezler. Kısacası tuz dünyadaki en önemli bileşendir. Bir de bunun yanında karabiber var. Hepsine hükmedecek bir baharat. Hepsini o bulacak ve karanlıkta birleştirecek. Şaka bir yana, eğer tuzun ilginç olduğunu düşündüyseniz karabiber biraz daha farklı. Karabiber Avrupa'ya Güneydoğu Asya'dan gelmiştir. Ona acı tadı veren kimyasal içeriğindeki piperin maddesidir. 4000 yıldır Hindistan mutfağında oldukça sık kullanılan bir baharattır. Batıya ilk yolculuğunu Mısır'a ve oradan da Roma'ya yapmıştır. Hatta antik Mısır'da mumyalanırken öğütülmemiş birer karabiber tanesi Firavun 2. Ramses'in burnuna sokulacak kadar önemsenmiştir. Asya ile Avrupa arasındaki baharat yolunun en önemli ürünlerinden biri olmasını ise kırmızı ete borçludur. Buzdolabı olmadığı için tadı kolayca değişen etlerin o hafif bozuk tadını bastırmak için karabiber kullanılmıştır. Ancak bugün tuzun yanında soframızda bulunma ayrıcalığını Orta Çağ Avrupa'sında kazanmıştır. Hindistan'dan Avrupa'ya getirilen baharatlar zenginlerin sofralarında oldukça önemliydi. O zamanların en zengin gurmelerinden Fransız kralı 14. Louis yemek konusunda oldukça seçiciydi. Ve yiyeceklerinde baharat olarak sadece tuz ve karabiber kullanılmasını isterdi. O zamanların Fransız mutfağı ise farkında olmadan günümüz Avrupa mutfak kültürünü oluşturuyordu. İşte bu yüzden yaşam elementi tuz ve Orta Çağ'ın popüler baharatı karabiber yüzyıllardan beri halen soframızda yan yana oturuyorlar. Artık nedenini biliyorsunuz. Bir dahakine sofraya oturduğunuzda insanlara bunu anlatıp onları etkileyebilirsiniz. Merak ettiğiniz ve araştırmamızı istediğiniz konular varsa yorumlarda belirtin. Bir de Instagram'da takipçisi az, muhabbeti bol bir sayfamız var. Oraya da bekleriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.